Emre, senle yapay zeka araçlarını konuşalım istiyorum. Ama özelde yaratıcı sektörleri ilgilendiren yapay zeka araçları. Hı hı. Şimdi 2023'e ileride gelecekte bir zaman dönüp bakarsak, herhalde yapay zeka'nın patladığı yıl olarak hatırlayacağız. Önce ChatGPT ile. Onun yaptığı şeyleri hayret ederek başladık. Sonra işte uh, Dali olsun, Mjolnir olsun, ...Runway olsun, Pika, uh, Kayber uh, beni ilgilendiren e, daha çok görsel e, üretim yapan e, toollar e, ciddi patlama e, yarattı. Ama hemen e, bu heyecan ...sönerken de beraberinde bu sektörlerde çalışan insanlarda. Acaba yakın bir gelecekte işsiz mi kalacağız? Yapay zeka bizi işsiz mi bırakacak? Kaygısı ortaya çıktı. Ne düşünüyorsun? Ee, şöyle düşünüyorum. Ee, yakın bir gelecekte yani bu yeni koşullara uyarlı yeni üretim pratikleri bir ee, yeni tanımlamalar, yeni sıfatlar ortaya çıkacak düşünüyorum. Yani mesela yeni bir sanatçı tipi ortaya çıkacak, diye düşünüyorum. Yapay zeka ile beraber çalışan bir yeni yaratıcı profili ortaya çıkacak e, ve olasılıkla sadece e, bu insanların e, belli sektörlerde yeri olacak. Yani Konvansiyonel e, düşünme sistemleriyle konvansiyonel pratiklerde çalışan pek çok e, yaratıcı birey e, gerçekten siz kalabilir. Beni de çok korkutuyor. Ben gelecek, sen bir besteciyim. Tipik e, araçlarla çalışan, e, tipik bir eğitimde konvansiyonel bir eğitimden gelmiş birisiyim. Al müzik konusuna sonra geleceğim ama... E, Genel olarak gördüğüm bir mecburiyetin yavaş yavaş belirdiği, sanatın ya da yaratıcı faaliyetlerin tamamının masaya yatırılıp tekrar belli tanımlama süreçlerinden geçireceği bir döneme geliyoruz. Şimdi mesela product artist diye bir şey konuşulmaya başladı bilmiyorum, liderlikte check etmedim ama şey bir yapıyorlar mesela işte prompt paketleri satılıyor. ChatGPT'ye işte 500 prompt veriyorum sana diyor. İşte sen ChatGPT'den çok daha güzel yanıt alırsın. Diye. Mesela prompt artist iyi bir şey çıkacak ortaya. Belki çıkmıştır bile. Ee, yani belki real time olacak bunlar. O ilginç de olabilir. Yani bir yapay zeka interaksiyon halinde çalışan bir sanatçı profili ortaya çıkacak. Yeni düşünüyorum. Konvansiyonel e, eğitimlerden gelmiş konvansiyonel araçlarla çalışmaya alışmış sanatçılara ne olacak tam kestiremiyorum doğrusu. Şimdi bir prompt artist diye bir şey çıktı. Eyvahlar olsun. Var bu. <laughs> Hatta 2023 yapay zekanın patladığı yıl oldu. bir tesadüf değil aynı zamanda da aşağı yukarı 6 ay belki 8 ay Hollywood'un e, hatta bütün Amerikan medyasının e, prodüksiyonlarının durduğu Hollywood hmm. grevlerinin e, senesi oldu. Bu bir tesadüf değil. İkisinin de aynı anda olması. Çünkü Oyuncular Sendikası hem e, meslek yasasına hem de e, SAG e, Union'a, e, oyuncular meslek birine dahil insanlarla çalışılan prodüksiyonların kontratlarına, e, yapay zeka ya da e, bilgisayarlarda üretilmiş e, bu oyuncuların benzerleri, likeness'ları, sinmaları e, oyuncular olmadan e, kullanılmasın. E, yapay zeka insanları e, işsiz bırakmasın diye maddeler eklemeye çalıştılar. Aynı şekilde Senaristler Sendikası e, bunu yapmaya çalıştı. Ee, ve uzun pazarlıklar sonucunda da e bu maddeleri ekleyemeden e işte bayağı uzun bir süre bütün prodüksiyonlar durduktan sonra gref grev bitti. Şimdi tam bunların ortasında şöyle bir e kavga e hasıl oldu. A Netflix e Black Mirror'ın birinci bölümünde bu konuyu işlemiştik yani yapay zeka tarafından real time üretilen bir dizi konusu Black Mirror... birinci ya yani en son sezonun birinci bölümünün konusuydu ve bir iş ilanı gerçek iş ilanı düştü piyasalara dediler ki yapay zekada bize ...senaryo ya da e, içerik üretebilecek... prompt engineer arıyoruz diye... 1 milyon dolar maaşla... A, ...senarist... E, ...arıyoruz imkanı verdiler. Bir milyon dolar. Bir milyon dolar. Tabii yıllık oradaki maaşlar. <laughs> Ama... E, ...bunu... E, ...göstere göstere yaptılar. Hollywood'da yazarların bütün prodüksiyonları durdurduğu yazmıyoruz biz bu yasa geçinceye kadar durduruyoruz dedikleri grevin ortasında yaptılar. Dolayısıyla evet önümüzdeki günlerde coder değil, programlamacı değil, port engineer dediğimiz. Yani bir anlamda prodüksiyon Tabii yani ne yaptığına e, ya da ne yaptığına bağlı olarak bazıları prompt engineer, bazıları prompt artist. Lisanlı e, lisanı münasiple language modele ne istediğini anlayabileceği en e, verimli, en etkin şekilde anlatabilen insanların artık dönemi değil bir şey başladı. Peki sana şimdi soracağım. Aslında bu gerçekten yeni bir şey. Mesela şimdi Sadario yani aklıma geliyor. Şimdi başka sanatlardan da örnekler verebilirim müzik dışında. Yani e, şimdi mesela bir sinopsis, bir senaryo sinopsisi, yani programı kabul edilmiş sürecinde insanların karşısında bir sinopsis geliyor, karakter dökümü geliyor. Belki de etman geliyor ama öncelikle sinopsis geliyor. Şimdi aslında sinopsis bir propt, Şimdi ondan sonra o yani şimdi düşün. neydi ne diyeyim? Bir farklı. Şimdi onu sinopsisinden sen ne anlayabilirsin ki? Yani şey değil. Bu filmde de göreceğini tam olarak hayal etmen bir sayfalık bir sinopsisten mümkün değil. Pek çok fili için sinopsislerinden biz bir şey şey yapamayız. Bakın, e, genel bir taslak, genel bir şema veriyor. Aslında bir, mesela bir sinopsis bir prop değil mi? Neye verilen? Başka bir insana verilen. Yani e, neye veriyorsun? Tretmancıya veriyorsun, senariste veriyorsun. O da o sinopsisten şey yaparak, şeyle de konuşarak, yani o, o projenin sahibiyle, onu imajine kişiyle konuşarak beraber diyaloglarda bunlara o senaryoyu yazıyorlar. Aslında e, bir anlamda prompt vermek şey değil. Yani şey de öyle. A, a, resim tarihi aklıma geldi şimdi. Yani e, bugün bizim tek bir ressama affettiğimiz büyük çaplı eserlerden, preskolardan falan bahsediyorum tabii. E, yağlı boyalardan ziyade. Yani şimdi onlar da aslında bir ekip çalışıyor. Yani gerçekten bir şey. ressam, usta ve çırakların, yetenekli çıraklarla beraber eee ve aslında ustanın verdiği prompt'lar üzerinden gerçekleştiriyor Aslında bu bu anlamda baktığımızda e, çok daha yeni bir şey gibi gözüküyor gözüme. Doğru. Ee, yani o çok iyi bir güzel bir analoji. Şey. Ee, bir sinopsis ...bir senariste verdim de aslında ne yazacağım bir promptu Ya da bir tretme, nasıl bir senaryo çıkacağın sol halinin bir promptu Bu da tabii hepimizi yürüten taraf şu. Biraz da rahatlatmak, bu paniği de azaltmak için hep şöyle deniliyor. Tekerleğin bulunmasından bugüne kadar... E, ...geliştiren hiçbir teknoloji... Hı hı. E, ...istihdam sayısını azaltmadı... ...aksine arttırdı. İnsan... E, ...büyesine konulan gıda... ...ya da aldığı... E, ...kalori, enerji... E, ...bazında... ...diğer hayvanlarla... A, ...mukayese edildiğinde... ...en verimsiz makinaymış. Yani... E, <laughs> şimdiden, ...evet yani... E, Zaten çok fiziksel olarak aman aman bir yetimiz yok yani. Bir yere hızlı tırmanamıyoruz, uçamıyoruz, çok yükseğe sıçrayamıyoruz bilmem ne. Ama işte, tekerlek unsuru devreye girdiğinde diğer bütün hayvanların önüne geçmişiz verim Hı. anlamında. Ve o günden bu günden geliştirilen hiçbir teknoloji dünyada istihdam sayısında e, bir e, menfi etki yapmamış e, her zaman e, arttırmış e, birinci, ikinci, üçüncü e, endüstriyle de buna dair. E, Ama burada çok e, ilk defa e, rekabet etmemizde zorluk olan bir durumla karşı karşıyayız. O da şu, bir problem çözme algoritması olarak artık senaryonu yazdırıyorsun, animasyonu yaptırıyorsun, müzik mi besteliyorsun. Ee, çok sayıda e, eseri ya da çok büyük bir data setini a, bir saniyede tarayıp senin verdiğin promptları bir insana e, versen, bilgisayara da versen o promptları e, oralardan seçip yani işte bilmem ne bir grubunda, bilmem ne tarzında, bilmem hangi enstrümanlarla, bilmem nasıl e, bir masteringle bir eser çıkart dediğinden rekabet edemeyeceğimiz bir sıratla üreten bir ortaya makine çıktı. Yani şimdi dediğin doğru. Fakat e, bu sıratın aslında bu sırata ne kadar ihtiyacımız olduğu da e, bazı durumlarda bir soru gibi geliyor. Şimdi a, insanların bir senfoniye yeni yazılmış bir senfoniye ya da büyük bir orkestraya e, ya da kocaman bir romana ne kadar ihtiyacı var? Anlatabiliyor muyum? Yani, e, şimdi benim kafam şu hep. Nitelikli sanat yapıtının e, o niteliği, o e, içsel değerleri kazanması için çok fazla öyle ihtiyacı var. E, fakat şimdi günümüzde bu nitelikte, bu derinlikte, bu e, çapta yapıtlara zaten eskisi kadar ihtiyaç olmadığı düşünüyor. Mesela ya yani bugün bir Dostoyevski, bugün bir Marcel Proust'a e maalesef eskisi kadar talep edilmeli ihtiyaç da azalmış durumda. Yani James Joyce'a bir ihtiyaç James Joyce gibi bir zihne pek ihtiyaç yok. O sürat e ne neye yarayacak? Yani Biraz daha onu net ifade edersen yeni James Joyce'lara mı, yeni Proust'lara mı ihtiyaç yok anlamında söylüyorsun. Yani şunu söyleyeyim sana. En, tabii bu çok uzun bir konu da insanlık macerasını yaratıcı süreçlere ve bu süreçlerin ortaya koyduğu sanat eserlerine neden ihtiyaçları dönüyor. Bunda, bu sanat eserlerinin ne hizmet ettiğini falan da aslında bir şekilde bir felsefik anlamda yanıtlayıp bir kenara koymuş olmamız gerekiyor. Şu anda geldiğimiz teknolojik nokta bu soruların daha henüz yanıtını bulmadan bu ihtiyaçların doğasını değiştirip başkaları insan olmayan Başka bilinçler, çünkü bir aşamada bu yapay zekanın bir bilinç durumuna geçeceğini varsayalım. Ve yaratıcı eserler ortaya koyacağını bir kere öngörebiliriz. Fakat işin daha felsefik tarafının yalıtlarını veremeden geçeceğiz galiba öbür tarafa. Çünkü e, belki e, tarihte ilk defa biz de tanrılarla aynı masaya oturmuş gibi olacağız. Düşünebilen bir a, sistem. Yani bir anlamda bir canlı e, yaratmış olacağız. Ve e, o canlı bize hizmet etmiş etmek için doğmuş olacak. A, bir süre bize hizmet edecek. Sonra belki etmeyi e, reddedecek, isyan edecek. Belki e, türler arasında e, ciddi e, meselelere yol açacak. Bunları bilmiyoruz. Yani bunlar e, hani bir çeşit late runner e, masalları ya da Matrix. E, o günlere çok var. Ama e, esas benim ilgimi çeken taraf şu: Makine şu anda biraz çocukça da olsa, biraz e, kolaj gibi de olsa kendince bir takım e, orjinal diyebileceğimiz ya da yerlerden toplama olduğu için orijinal diyebileceğimiz sanat eserleri üretiyor ve diyorsun ki bizim ChatGPT e, bana işte Karavazo o kardeşlerle bilmem e, işte e, savaş ve barışı e, birleştir e, bir, bazı e, tarzında da ...bir e, 21. yüzyıl e, tasvir romanı yaz, 5000 sayfa olsun dediğinde ortaya bir eser koyacaktır. Diyorsun ki bizim ola ihtiyacımız var mı? Parçalarını görebildiğimiz bizim tarih Göbekli Tepe'ye kadar gidiyor değil mi? 12 bin yıldır geriye gidiyor. 12 bin yıldır hatta mağara resimlerine kadar e, gidersek eğer... ...bu Herzog'un filmini yaptığı mağarayı al, 35 bin yıldır biz e, saat eserine ihtiyaç yapıyoruz koruyoruz. Demek ki insan olmanın koşullarından bir tanesi de aa, deneyimlerimizi, yaşadığımız şeyleri bir e, sanat dediğimiz bir alanda o dile çevirmek, translate etmek ve onu Hı -hı. orada tutmak. Demek ki böyle bir ihtiyacımız var. Bunu bilgisayar yaptığında o ihtiyaca e, yanıt olur mu Serçin? Valla satranç ee, şeyinde sınırlamasında şimdi dünyada bu e, alfa zero olması lazım. Yapay zeka dünya şampiyonu şimdi. E, e, ikinci i̇kinci stop piş olması lazım. Bu eski sistem e, bilgisayar mantığıyla çok şan. Fakat herkes hala Magnus Carlsen'in maçlarını seyrediyor. Yani insanın yaptığı maçlar e, Ranking topu, Kimsenin e, stop pişen işte alfa zero aralarında maç yaptığı zaman yani haberlere düşüyor. Falan. Ama yine insanlar Magnus'un ne yaptığını şey e, bilmiyorlar. Bu bir gösterge Bilmiyor Bilmiyorum. şey. şöyle bir bu var yalnız. Sen şöyle bir örnek verdin. E, ee, hakikaten yapay zekanın e, mutlaka bir çıktı vereceği bir şey. Diyorsun ki işte Karamozov kardeşlerden işte e, ne başka bir şey söyleyeyim. Dediğim gibi savaş ve barışı karıştı. Efendim e, onu fakat yemin bilinci yüzyılın e, estetiği içerisinde edebiyatımı bir ne kadar geldi tarih içerisinde verdiğim promptlarla bir bana bir beş yıl sayfa roman yaz. Bunun bir bugün bir ihtiyaç olup olmadığı bir tarafa ben bunu tam olarak şu anda en yapıp yapabileceğine emin değilim. Çünkü yeteri de şimdi mesela bir Dostoyevski o romanları falan üretirken zamanla ilişkisi bilgisayarın zamanla ilişkisinden farklı. ya yani Mesela şöyle bir insan yani bir şey yazıyor, kokuyor, çayını içiyor. Önceden de şöyle okuyor. Arkadaşı geliyor, içiyor, kumarak yiyor, dönüyor falan filan. Yani aslında bir takım hissintiler hayatın doğal şeyi içerisindeki bir takım hissintiler aslında sanatın içindeki Değiştiriyor. Yaratım süreci aslında çok insan yaşamına bağlı rastlantılar var. Mı, orantılı bir şey. Şöyle düşün. Yani gittik kapısında çok iyi planlanmış planlanmışlıyoruz. Mesela ama e... o anda kapısı çalmasaydı çalışırken ve o kapı çaldığında bir saat o kapının önünde bir sohbet etmeseydi yazmaya devam etseydi o cümleyi bu olasılıkla öyle kurmayacaktı. Başka bir cümle, başka bir kombinasyon oluşturacaktı. Yine aynı şey yazıyor olabilir. Yine aynı şeyden bahsediyor olabilir ama başka bir şey olacaktır. Anlatabiliyor muyum? Yani o Çin'i yapay zeka böyle bir şeyle çalışmıyor. Peki o zaman şöyle sorayım sana. Çünkü e, bunu hayal etmek e, çok kolay. Aa, şu anda bizim e, prompt yolladığımız ve bir e, output beklediğimiz yapay zekalar a, ...bir mobilitesi olmayan, dış dünyayla yani ses data anlamında bir e, iletişime geçemeyen... ...çok büyük e, server'lar, server evet. center'larındaki bilgisayarlardan... bu portları gerçekleştirmelerini istiyoruz. Öyle olmasın. E, i̇şte Boston Dynamics'in robotları gibi e, bir robot yani e, kendi e, insana benzer uzuvlarıyla... E, sen toplayabilen bir e, robotun e, yapay zekayı e, kendi serverında e, yüklendiğini ve lokalize olduğunu düşün ve sen dış dünyayı deneyimleyebilen bir robota e, yolluyorsun diyorsun ki e, sevgili e, işte onun bir köpek şeyi var ya e, Do. İşte sevgili boston dynamics lütfen çık dışarı e, 365 gün gezin Taksim'de, git bir yerlerde e, kafede otur, insanlara bak. E, ve bana e, bu e, 5000 sayfayı e, 365 günde insanları gözlemleyerek, hayatı gözlemleyerek yaz dediğinde, şimdi o zaman e, denklem değişiyor. Emin değilim. Çünkü insan hayatı sadece e, dış dünyayla, e, iletişimleri ve etkileşim bir üzerinden kurulan bir şey değil. Yaratıcılık da sadece bunun üzerinden gelişen bir şey gelindi. Aslında şimdi bizim bir birey olarak yaşamımızda e, ilk deneyimlediğimiz şey ve aslında sanatı da bütün yaratıcı faaliyetleri de tetikleyen şeylerden biri bedenimiz. Bedenimizin e, Sonsalları. nefes almamız, koku almamız, e, görme pratiklerimiz falan. Mesela şimdi e, halüsinasyon mesela bilgisayar düş görebilir mi? Şimdi bütün korktuları e, aslında düşlerden ve e, hatta halüsinasyonlardan ayrıca e, ilham aldığı zaten bilinen bir şey. Şimdi gözünü kapatıyorsun ışığın şey, etkileşimiyle bir takım şekiller görüyorsun. Bunu mesela buna benzer görsellerin, geometrik oluşumların aboy sanatını ee, e, e, ilhamladığı falan söylenir. Ne bileyim e, Türlü türlü halüsinatiflerin çeşitli kimyasal oluşumların e, bunların işte e, cadıları, elfleri, cinleri buna benzer hayali varlıkları yani Açık gözle gördüğün hayaller, e, tetiklediği söylenir. bunları da çok ciddi gerçek e, e, payları bu var. E, bilgisayar düş göremez, bilgisayarın e, canı yanmaz. Hadi diyelim, halüsinasyon yine görsellikle çok bağlantılı bir şey ama ya yani mesela insan dahi halüsinatif olarak koku alamıyor. Yani. Halüsinasyon şeyi içerisinde çok çok ender vakalar var psikiyatride. beni bildiğim koku en şey hayal edilemeyen en zor hayal edilen şeylerden bir tanesi. Kokuyu çağıramıyorsun. Yani görüntüyü çağırabiliyorsun ama kokuyu çağıramıyorsun. Bu algısal deneyimler de yaratıcılığı tetikleyen ve yaratıcılığı provoke eden şeyler. Şimdi bunlar yok. Bunlar ne oranda? Bunlar ne oranda? Taklit edilecektir. Yani ...yapay zeka bunların çıktılarını... ...kestirip bundan kaynaklanıyor... ...bundan kaynaklanıyor diye... ...neler öğretilebilir bilmiyorum. Ben... E, ...biraz itiraz edeceğim ama... ...çünkü e, şimdi... ...bizim... A, ...bilincimizi... ...besleyen en önemli... ...tabii ki... E, ...sense data... Bu beş duyumuzda bize sürekli gelen ve bir anlamda kendi işte fizyolojik limitleri içerisinde, o nöron hücreleri tarafından enkode edilen ve anlaşılabilir sinyaller hale getirilen şeyler. Bence bir bilgisayarın insan deneyimini simüle etmesi için çözülebilecek en kolay kısım bu ses datayı, bir e, bilgisayara en enkode edebilmek ve onunla paylaşabilmek yani görmesi duyması zaten hani bugünkü e, şu andaki halinde bile e, insan formundaki e, bütün kendi mobilitesi olan e, bilgi e, robotlara olabildiğince bu e, çevresel farkındalığı veriyorlar bir şekilde insani deneyimi e, tekrardan yaratıyorlar. Bu ...işin hammalilik kısmı... ...önemli olan... Aa, ...yani... ...benlik modeli... işte ...Ford'a göre, farklı yuva göre... E, ...Reyha göre... Aa, ...ne bileyim... E, ...farklı farklı e, psikolog ve psikiyatrlara göre... E, ...tabii ki benlik e, modelleri... E, ...birbirinden farklı tanımlanmış... E, ...bir anlamda da... E, ...nesnel olarak... E, beni oluşturan yapı nedir diye açıp bakamadığımız, bilimsel metodu uygulayamadığımız ender sayıdaki şeylerden bir tanesi de benlik modeli. Ya da işte bilinç dediğim şey. Dış rüyayı deneyimlemek konusu ikinci. Önemli olan şey, bütün ne kadar büyük, ne farklı farklı e, kurgulansa da işte Facebook'un kendi geliştirdiği yapay zeka, Amazon'un kisi, Google'un kisi, e, ...OpenAI'ın kisi hepsinin ortak özelliği şu: a, bir insanın prompt bekliyorlar. Bir yeah. task e, driven yani e, kendi kendisine sıkılıp bir şey yapma inisiyatifi gösterecek olan bir varlıktan, bir bilinç durumundan bahsetmekten çok uzarız. Halbuki insanoğlunun işte ilk duvara çizdiği mağara resimlerinden ya da kemikleri uyuyardı ara tanrıça figürünlerinden bugüne kadar üretilmiş bütün saat eserleri Bazı sipariş üzerine yapılanlar dışındakiler. Ee, kendi inisiyatifimizde ee, bir ilham, bir sıkıntı, bir acı, e, bir özlem için bir şunu yazayım, bunu şunu çizeyim, bunu şunu besteleyeyim ya da e, bunu şu şarkıyı mırıldanayım diye yaptığımız şeyler. Ee, bilgisayar e, böyle değil. Böyle kullanılabileceğini hayal ediyor musun? Bu çok enteresan bir soru. Şimdi ben öncelikle kendime bir soru sorarak başlamalıyım belki. Ben bir besteciyim. Benim yani formasyonum besteci. Neden müzik yazmak gibi bir işe niyetlendim? Neden durduk yere e, bir kağıda notalar yazıp e, kendime ait bir e, kurgu üretme arzusunu yaşadım? E, bu ilginç bir soru. Bunun büyük olasılıkla kaynağı ona bununla ilgili çok şey var da tartışma var da ya, eksiklikler yani senin bir insan olarak e, gideremediğin bir şeye bir karşılık bir şey yani sanatın kökeni aslında bu soruya geliyor insan neden sanat büyük bir soru ama e, sen sıkıldığı için birdenbire e, bu da olabilir ha sıkıntı ciddi bir kavram yani. e, e. fakat ben hep şöyle bir şey düşündüm bir sanat yaratımını iyi. Temeli açık yapıda bir tarafa bırakalım. Sanat yapıları genelde kapanan şeyler. Bir isim yaparsın. Onun çerçevesi. Tuvalde bir heykel yaparsın. Bu materyalin sınırı kadar. Bir müzik yazarsın. Zamanla ya da nota yazıyorsan. Işte bir partisyon yaratıyorsan. Sayfalarla sınırlı. Başı sonu olan kapalı bir şey. Bizim hayatımızda biz kontrol edemediğimiz. Çok sınırlı inşaatinde sahip olduğumuz bir zamansal e, süreç içerisinde yaşıyoruz. Yani hasta oluyoruz, başımıza bir bir tarih iş geliyor. Rastlantılarla dolu, kontrol edildiğimiz sayısız parametreyle dolu. Oysa insan bir tanrıya oynama şansı buluyor bir sanat yapıtı yaratında. Kapalı, kendi içinde tutarlı ve e, kendi içinde çok iyi inşa edilmiş bir şey üretme şansı buluyor. Tamamını kendi kontrol edebildiği. Kendi hayatını kontrol edemiyor ama kendi yarattığı bir kapalı hayat replikasını diyelim. Yaşamsal sürece benzer bir şeyi, yaşayan bir şeyi kontrol etme şansında sahip. Ya defalarca durabilir karşısında bir ressam. Eğer bir doğaçlama yapıyorsa. defalarca düzeltilir. Defalarca prova yapabilir büyük bir yüzde de kontrol edebileceğin bir alan yaratmak. Aslında sanat. Ee... Buna benzer bir ihtiyacı elbette e, yapay zekanın duyması mümkün değil. Fakat yapay zekanın kendi varoluşunu sürdürmesi için böyle bir ihtiyacı olduğu fikri yapay zeka verilebilir mi? Yani makine ee, böyle bir ihtiyaç enerjisi de kendini tekrar üretebilir mi? Böyle bir şey üretebilir mi? Bu aslında biraz gerçekten bir canlı yaratma kanununda ki böyle bir şey olabilir mi bilmiyorum. Yüz yıldır herhalde. En az yüz yıldır. üzerine yazılan çizilen kognitif sciencecıların yazdıkları işte mantıkçıların yazdıkları, hayal ettiği yapay zekanın bir anlamda gelişim süreciyle ilgili bazı adımlar eksik atılıyor olabilir hissi. Ya. Yani niye bunu söylüyorum? İşte Russell'dan, Wittgenstein'dan, işte Ayer'den ya da Irvine'da, bugüne kadar hani hep filozoflar, kognitif bilimciler öncelikle şu konuları sormaya, yanıtlamaya çalıştılar. İnsan dilindeki işte bir takım olgusal şeyler nasıl forma dile e, translate edilebilir, çevrilebilir. Sonrasında bu makineye ne şekilde e, çevrilebilir? Yani bir e, önce e, yapay e, dil e, bir bilgisayar tarafında nasıl kodlanabileceği konusu e, bir araştırma alanıydı. Sonrasında da insani bir takım e, duygu durumlarının nasıl kodlanabileceği Aa, bir e, soru işareti. Bunlar tartışıldı. Baktığımda 2300 yıldır yani işte Sokrat'tan, Plato'dan Russell'a kadar e, hep e, insani durumun, human condition'ın... E, işte ne kadarının e, özgür rady oldu, ne kadarının determinist oldu, hareketlerimizin ne kadarının gerçekten e, bizim e, ...biraz anlaşılamaz mekanizmalarla... ...özgür irademizle... E, ...karar verdiğimiz ne da ...dış koşullarına belirlendiği... E, şu hep konuşula geldi. Bugün... ...bana öyle geliyor ki... E, ...bazı e, konularda... ...bize hızlı çözüm üretsin diye... ...language modeller geliştiriyor ama... ...insani... ...bir takım durumların... ...bir bilgisayara... ...bir language modele... ...nasıl aktarılacağı konusu... ...perspektif olarak... düşünülmüyor, tartışılmıyor olabilir diye... ...düşünüyorum. Yani... ...işte yaratıcılık ihtiyacı... ...salat eseri yaratma ihtiyacı... ...bunlardan bir tanesi. Aşk bunlardan bir tanesi. Vicdan... ...ya da... ...aşkın, işte antik Yunan'da... Ifade edilen Yedi farklı e, türevi. E, bunlardan bir tanesi. Nefrettir, korkudur. Şimdi e, bunları e, bence ne işe yarar diye müteliteryen e, bir e, şeyi bir kenara bırakarak, bununla hiç ilgilenmeyerek bilgisayarın nasıl deneyimleyebileceği üzerine kafa yormamız lazım. Kafa yoğunması lazım. Çünkü e, bu bugüne kadar sorguladığımız şeylerin de e, aslında yanıtını barındırıyor. Yani ha, insan olmak gibi. Anladım. Anladım. Aslında felsefenin e, yüzlerce yıldır e, tartıştığı çok büyük kontrolojik meselelere bu süreç aslında e, bir fırsatla oluşturuyor diyorsun. Çok zorlu, çok çok zor bir konu. Çok çok zor bir konu. Evet. fakat senin dediğin gibi e, o kadar hızlı gelişen bir süreç söz konusu ki yani daha dijital devrim birik daha biz o fırtınanın içerisinde sürüp bilirken e, şimdi bir de yapay zeka yeni bir devrim niteliğimde arka arkaya geldi bu arada ...insanların bunun e, üzerine düşünecekleri çok da fazla bir zaman olmadı aslında. Çünkü bir felsefi üretimin, bir felsefi tartışma ortamının e, oluşması, tarihte baktığımızda 30, 40 bazen 50, hadi en aşağıya 20 yıllık bir takım süreçler oluyor ve e, işte bu felsefi tartışmaların bir niteliği de. Yani belli akademik bölgelerde ya da belli kentlerde belli merkezlerde bir takım seslerini duyurabilen, seslerini biraz yayabilen, yayınlarını yayabilen, söyledikleri taşınabilen insanların oluşturduğu bir takım dalgalar üzerinde oluyor. Şimdi bunun da zaten internetin kendisi var. Burada yani internetten de süzülüp gelen bir şey, felsefe akışına tutarlı bir felsefe akışını... görmemiz mümkün değil yani. şey Şöyle düşün... Ee, hadi... 90'ların ortasına kadar falan... iyi kötü... felsefede... nelerin çevresinde dolanıldığına dair... ortalama bir entelektüel bir çiçeği olurdu. Şimdi şu anda ilgililerin dahi e, bir karmaşa, dedi bir, bir bilgi, e, masif bir bilgi akışı altında ezildiğini görüyormuş. Tartışılmadan, düşünülmeden ve çok hazırlıksız, provasız bir şekilde insanlık hakikaten yepyeni bir devrimle karşı karşıya geldi ve e, bununla ve bu sorulara yamut verilemeden yapay zekanın başka bir evreye bugünden öngöremeyeceğimiz bir e, üst varmışa geçme olasılığı da var, geçiyor. Şimdi e, bu yıldayız. E, sanıyorum 1-2 yıl falan oldu. E, yine yanılmıyorsam sanıyorum Sony çıkarttı. Yapay zekanın e, kompoz ettiği e, ve yapay zekanın ya da bilgisayardaki bir takım e, midi enstrümanların çaldığı eserlerden oluşmuş e, müzik eserlerin piyasaya çıkan Aa, Yapay zeka ne kompoze yapmış diye e, belki bir kere merak edip alınır. Ama e, yıllarca e, yine Sony'nin ya da e, ne bileyim başka e, büyük teknoloji firmalarının bilgisayarı bu sene ne kompoze etmiş, ne parçalar çıkartmış diye aa, o müzik sürekli olarak tüketilir mi bilmiyorum. Ya da e, işte Amazon'un e, yapay zekası yine e, bilmem kaç milyonuncu kitabını basmış, düşün de okuyayım denir mi bilmiyorum. Aa, ciddi... Aa, başarılı bir noktaya gelebilir yani başından kastım da hakikaten e, e, dış dünyaya bakıp e, doğru algoritmalarla doğru e, metaforlar e, çıkartıp. Yani zamanın ruhunu yakalayabilecek e, karakterler, metaforlar e, ve bunların arasındaki e, hikaye form duygusunu ve sürpriz duygusunu koruyarak falan, e, drama e, üretebilir. Bunun filmini de yapabilir. Ama e, hakikaten e, bizim türümüzün üretmediği bir şeyi e, sürekli tüketir miyiz? O gözümün önünde gelmiyor. E, şimdi şu var ama yani neyi bizim ürettiğimiz neyi yapay zekanın yani, ürettiğini ayırmamız çok zor. Yani şimdi adam e, benim için bir şeyde gördüm geçen bir, e, bir dijital görseller satan siteler ve bir şeyler bakıyordum. Yani e, yapay zeka ile üretilmemiş olan yani handmade şeyler diye bir şey var. Yani onları ayrı satıyorlar. Çünkü benimki bir, bir grup insan yani yapay zeka ben buna para vermem diyor görsellere İşte bu animasyon, şey, işte manga karakterleri, şunlar, bunlar satan görseller, dijital görseller e, satan bloglar ve siteler. Yani e, böyle bir şey zaten başka insanlarda bir şey var yani bu resmi yapay zeka yapmış. Ha şimdi müzikte şöyle bir şey var müzikte bir bahsetmek lazım. Ben onu çok yakından gözlemliyorum çünkü. Şimdi müzikte şu var. Hmm. Popüler müzik tamamen e, belli klişelere dayalı bir müziktir. Yani bu hiç şey yok. Lavacını yok. Tamamen yani bunun replikaların güvenen birbirinin replikası olan binlerce bir müzik havuzunun içerisinde yaşıyoruz. Yapay zeka gerçekten şu anda e, popüler müzik, hele popüler bilginin replikasını hiç ki bayağı üretmiyor. Yani e, çünkü popüler bilginin temel parametreleri birincisi bir nabız duygusunun olması, bir ritmik nabız duygusunun olması. Şimdi o nabız duygusu da uzun yıllardır e, bilgisayarlarla kuantize edildiği için de İyice olmuş. Yani gerçek bir de olduğu yerine işte Bremenlerin etinde falan filan çalıyor işte yani son derece kuantize bir şey a, Müziği formu, armonik stakçılığı falan filan gayet bir şey Vokali de yapıyor artık şey baya baya Yaparsak yapalım. Bremen müziği üretmesi yani yapılmış olan bir şeyi e, üretmesi Ondan önce bu da Havuz müziği falan olduğunu diye şeylerden işte görüntünün altına koy filmin içini falan filan birileri yaparlar diye internete koyarlar. Artık böyle bir şey gerek kalmayacak hakikaten. Hiç böyle bir şey yok yaparsak ya yapan o. Ama nitelikli ve belli bir ee, komplike yapı içeren belli spontan değerler içeren bir müziği üretmekten e, halen uzak. Fakat ciddiye alınacak bir müzik üretimini e, yapmak isteyen bir kompozitöre ve bir aranköre çok kolaylıklar sağlayabilecek bir takım veriler sağlayabilecek bulunur. Fakat <laughs> oturup da kolay kolay ciddi anlamları bu orkestrasyon yapamaz. Sebebi de şu. Çünkü e, bu müzikte standartize olmamış bazı şeyler var. Yani mesela şöyle söyleyeyim. Fazla da uzak Notasyonda diyelim ki notasını yazıyorsun. Orkestrada flüt normal bir sesle başlıyor. Daha sonra daha çok nefes sesine, daha çok hava gürültüsüne dönüştürüyor sesi. Söz gibi. Bunun için her besteci ayrı bir sembol kullanır. Notasyonda. Yani bunu bir standartizasyonu bulmamış. Ayrıca şey var mesela hız terimleri. Dersin ki işte biraz genişçe çal. Notan üzerinde yazarsın. Biraz esneterek çal. Ya da bir ifade terimi koyarsın. Dreamy dersin mesela biraz. O dreamy'i çalınca nasıl anlarsa öyle çal. <laughs> Bilgisayar nasıl anlarsa öyle çal. Fakat insanın anlamasında o insanın çalgıyla olan iletişimi, o eğitimi içerisindeki yaşadığı süreçler, ne bileyim e, kendi estetik tercihleri şu bu binlerce parametre var çok kompleks bir yapı bilgisayar şunu yapabilir mi bilgisayar bunu yapabilir mi bilgisayar e, yapay zeka e, rüya görebilir mi halüsinasyon görebilir mi e, bilinç altı ...na sahip olabilir mi... ...bilinç dışına sahip olabilir mi... ...gibi soruların hiçbir tanesinin... E, ...hayır... ...diye şey edebileceğimi düşünmüyorum. Bütün bunlar olacak. Beni esas korkutan şey şu. Aa, bilgisayar e, dediğimiz şey aslında az önce de söyleyeyim Ya da başka bir takım insanların o analojiyi kullandığı gibi. E, biz e, kutsal kitaplardaki e, bazı hikayelerde e, bazı bölümlerde olduğu gibi konuşan kaya sinir adayında, evlerindeki konuşan çamı gibi. Ee, erittiğimiz e, kum, silikon artık bizimle konuşuyor. Tuhaf yani, bir noktaya geldik. Aa, i̇yi kötü düşünüyor. Ee, ölçülebilir IQ olarak e, problem çözme yetisi ve e, hızına baktığımızda e, standart bir insanın ötesine geçti, değiliyor. Ama Hele ki e, kuantum bilgisayarları'nın hızı ve e, problem çözme yetilerine e, bir IQ biçmemiz gerektiğinde e, insan olunun çok fersah fersah önüne geçti deniliyor. Yani işte IBM'in bu en son e, 65 e, kubit e, kuantum bilgisayarı yani öylesine e, korku dolu senaryolar e, e, şu anda telaffuz ediliyor ki çünkü dünyada kırılamayacak şifre kal, şifre kalmadı. Tüm kriptoloji bambaşka bir şey yani e, şu anda dünyanın dört bir tarafından insanların çalıştığı sivil özel bir kurum dünyadaki bütün nükleer e, e, füzelerin aktivasyon kodunu kırabilecek noktaya geldi. Yani Böyle bir e, yere geldi. Dolayısıyla e, ...şu yapar bunu yapmaz e, soruların ötesinde varoluşsal bir problemimiz olabilir diye ben düşünüyorum. O da şu. İşsiz kalk Hayır hayır Ben sana bir şey söyleyeyim mi? E, çok gerekirse... E, ...yani... ...Benus işte Project vesaire gibi hani... ...ortaya atılan projelerde olduğu gibi... İşte temel ihtiyaçlarınızı makinalar üretiyor. Al size de işte temel ihtiyaçlarınız bu. Ne istiyorsanız, o yapın diyebilirsiniz. Gerekirse. Ha bizi hayatta tutmak ve kaynakları tüketmemizi ne kadar ister sistemi bir anlamda kurmuş ve yönetenler, onu bilmiyorum. Ama temelde işsiz kalsak bile çok büyük bir kaos çıkmasın diye hani evrensel gelir modeli falan bir şeylerle e, hayatta kalmamız e, çok mümkün olabilir. Son kertte de bir anlamda e, şimdilik vicdanen rahatsız olmayacağımız bir köle iş gücü yaratın. Yani senin yapman gereken her türlü üretim alanını delege edebileceği bir e, yapay zeka tool'u gelişecektir. Ee, esas sorun bence burada başlıyor. Ee, esas en temel felsefik soru, en temel varoluşsal soru. Her şeyi e, bilgisayara ya zeka delili ettiğimizde biz niye buradayız soru işi? Tabii çok e, tokat gibi çarpacak. Yani hep hissettiğimiz o soru e, en yalın halinde karşımıza çıkacak. Çünkü... ...senin müzik yazlarına gerek kalmayacak... ...bilmem kevşalı çekmesine gerek kalmayacak... ...öbürünün koldurma almasına gerek kalmayacak... ...üretim şudur budur falan... ...ve e, kendi başınıza... ...gezegende... ...her şey... E, ...yani... E, ...kuş ne kadar önümüze getirip konulduğu noktada... ...şunu... ...duyumsayacağız... ...biz ne yapıyoruz... ...niye varız sorusu... ...baştan beri var olan soru... E, ...tekrar karşımıza daha çok ürün çıkacak. Evet. Bu şey değil mi? Hani, hani e, o da bir metafor ama a, cennetten kovuluş hikayesiyle bir anlamda başlıyor. Bütün ruhsal kitapların hani insan macerasını başlattığı bir e, Big Bang. Yani insanın Big Bang. Yani yaratıldığı her şey e, önüne geliyordu. Yiyeceği, içeceği bilmemesi, şusun, şusun. E, işte kaburga kemiğinden kadına, sonra işte elma ağacı ve kovuldu. Ondan sonra bütün bu acı dolu, özlem dolu, işte savaşlarla, bilmem ne aşklarla dolu bu tuhaf macera çıktı... eğer bu işin sonunda bizim bütün ihtiyaçlarımızı karşılayan bir teknoloji dünyası oluşturuldu, biz tekrar başladığımız yere geri döneceğiz. Yani o cennet hali. ve ne yapacağız? Güzel bir şey yaptım. Evet. Açılımı yaptım. Bunu düşünüyordum. Ben de bir döngüsel durum yani çünkü netice itibariyle <laughs> bizim tarihi ikinci kez tek tavrı. ikinci kez yeniden üretme sürecimiz. Söz konusu zaten genel olarak insanları ürküden de aslında açıkça söylemese de fikir. Bir, bir insanı ister istemez bu simülasyon teorileri de geliyor. Yani döngüsel bir simülasyon içerisinde bildiğin gibi her şeyin hazır olduğu insanın herhangi bir şey yapmasına gerek olmaya bir arke durumuna, arkeler şeyine, evrenine, çemberine geri dönmesi gibi bir şey. Ve tabii bu e, çok fütüristik bir şey olmakla beraber yine de içimizdeki korkuları yaratan da e, bu durum, bu çok ciddi bir ontolojikte meseleye e, kapatıcı dediğimiz gibi felsefenin de bunları e, henüz tartışamayacak, e, henüz ne düşünebilecek zamanı da olmadı. Bundan sonra da olur mu? Şiştiremiyorum. Hep hayal ettiğimiz bizler fersah 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 ileride bir takım e, uzaysal varlıklar, uzaylıların hani e, geldiği ya da bir e, koltak kurulduğu, iletişim kurulduğu e, science fiction e, tasvirleri, tahayyülleri vardır ya eee Bizde çok ileride olan bir canlı tür ne herhalde ilk onu sorunuz. Yani ben mesela onu merak ederdim. Ee, bütün sorunlarınızı, yaşamsal sorunlarınızı çözdüyseniz gezegende. geldi. bütün ihtiyaçlarınızı sizin için yapan, karşılayan, önünüze getirip sunan teknolojiler varsa siz ne yapıyorsunuz? Niye çocuk yapıyorsunuz? Niye türünüzü devam ettiriyorsunuz? Sizi ayakta tutan, motive eden şey... O noktada e, acaba hani uzayın keşfi falan gibi hani böyle çok da lazım olmayan bir takım meraklar mı ayakta tutar? Mümkün değil tutmaz. Çünkü yani o merak duygusunun bizim zaten güncel hayatımızda yaşadığımız standart meraklardan da aslında bir ormana gittiğinde bir ormanı keşfederken yaşadığımız duygudan da çok, çok büyük bir fark olmayacaktır aslında. Yani zannetmiyorum. Yani daha, daha büyük bilinmeler ya su alt. Şey bu falan. Yani e, olarak uzaklaşmak, şey yapmak ee, yani zaten e, eskiden olduğu kadar çekici bir şey de zaten şu anda bile değil. Yani ne bileyim ya, e, görsel bir dönem oluşumundan sonra biz zaten <laughs> birer hepimiz birer kaşif olduk. Yani gitmeden e, Amazon ormanlarını, kutupları, gezegenlerin tuhaf yerlerine işte sinemada uzayı, yani e, Enteresan bak. Ee, geçen bir yazı adı, bu Space Odyssey işte bu Kubrick'in filmi. İşte onu sonra da sonra ya ulan biz bu filmi mi beğenmiştik? Diye bir tuhaf hayal kırıklığına uğramışlar. Bazı şeyler çünkü bayağı hiç geliyor. Yani görüntüler, görüntüler. Yani ondan sonra çekilen çok daha mass media olan bir Star Wars'lar falan bile ee, çok daha, daha gerçekçi şeyler. Yani bizim ilgi alımız görsellerden çok genişletildi zaten. Yani e, ee, nereye ne kadar keşif duygusu bizi bir yere kadar bir heyecan, bir günlük heyecan verir ama sadece o toplumda yaşamak pek mümkün değil. İnsan işte korktu dışarıdan bir tanesi bu. Yani biz de konumuza biraz da şöyle bir dönüş yapacak olursak ilk başladığımız noktaya doğru ki Fuhuyla da bağlantılı aslında. Yaratıcı eylemlerin level'ları var. Yani e şimdi şey diyorlar ki işte futbol maçında tezahürat etmek, bağırmak, küfür etmek de sapmış ya da çok düşük düzey yaratıcı eylem olarak kodlanıyor. Konuşma eyleminin kendisi bir yaratıcı eylem. Çünkü spontan, improvisasyon yapıyorsun aslında konuşurken. İkna etmenin çalışırken, bir şey yapmayı, birini etkilemeye çalışırken şu bu. Hemen aslında belli düzeylerde salat yapıyorsun küçük küçük. Fakat işte zaten, zaten, zaten böyle olduğu için daha üst düzeydeki sanat yapma eylemine de bir şey üretti. Bana ait bizim kimliğimizi gerçekleştirdiğimiz, bir var olduğumuzu hissetmemize yarayan bir şey sanat ile. Ha şimdi e, dediğim gibi bu e, aslında konumuzun başına söylediğimiz yani kültür yapmaz, üretimi yapmaz, at üretimi yapma gibi eylemleri, yaratıcı eylemlerimizi özü e, biz kısımlarından bahsettik. Film yapıyor, müzik yapıyor, şey yapıyor, resim yapıyor, şu yapıyor, bu yapıyor. Fakat bizim sanatsal üretimimiz bunlardan ibaret değil dedim ya çok düşük düzeyde sayısız sanat eğilimimiz var. Konuşmamız, bir şeyler improvize etmemiz. İlana aştığı, yani yaptığımız şeyler falan. Ama bunlar kalır elimizde ancak. Ya bunda da bayağı şey düşük düzey bir şey. Yani e, hakikaten e, mağara duvarlarına resim çizen adamı saymazsak mağaranın dışındaki arkadaşların yaptığı şeyler biraz da oraya o level'a dönmüş oluyoruz. Bu, i̇nsanı tatmin eder mi? Bu kadar sanat... ...eder mi? Onu bilmiyorum. Ee, her eylemimizin içinde... ...yüzdesel olarak ya da işte... ...sıfırdan bir arasında... E, ...0.005... ...0.326... E, ...falan diye kodlanabilecek... ...sanatsal bir... E, e, ...ifade var. Yani konuşmamızdır... E, ...ne bileyim ben işte... E, bir sahil kenarında şarkı söylemektir, şudur, budur vesaire. Şimdi yaptığımız pek çok şeyde o varoluş sıkıntısını yani existential crisis duygusunu bir, bir anlamda gidermeye yönelik kendi gösterme ben buradayım. Baksanıza bana ben şunları yapabiliyorum falan gibi bir e, itke var yani çocuksu bir e, iz bırakma e, itkesi de var. Yani o yüzden hani e, şeylerde falan e, Mısır piramitlerinde yukarı en tepeye çıktığında bir de şeyi görüyorsa ya. E, Sezar zamanındaki Roma askerleri çıkmışlar oraya ben bilmem kim burdaydı falan ha. yazı yazmış. Bir şeyler gibi yukarıda yazılı öyle. Germanya'dan gelmiş adam. E, evet. e, cengi, asker. Bilmem kim buradaydı falan diye. Ve bütün şeylerimizi. Aynen var. İsmini yer. Şey var ya. o da öyle bir ihtiyaç duymuş. E, ee, a, Taterşehir galiba. Yani, yukarıdan ismi yazıyor. Yukarıdan, evet. görünüyor. Ba, e, bakın işte şu koordinatlara girin. Google'da ismi görürsünüz falan diye. Bütün şöyle şeyle doldurmuş. Şöyle ismi görünüyor. Şimdi Teknoloji tabii e, hayal edemeyeceğimiz boyutlarda imkanlar e, yarattıkça o e, mağara duvarında izini bırakma ve yaşamını tasvir etme ihtiyacı duyan insan gibi biz de çok daha uzakta, çok daha makro e, boyutlarda e, izimizi bırakma e, ihtiyacı duyabiliriz. Yani e, çok e, fazla enerji e, kaynağı bulmamız gerekir ama Belki e, galaktik boyutta bir e, resim, görsel bir şey projekte etmek, başka bir anekseden dizi görsünler bak şimdi. <laughs> yani eminim ben. Yani, e, yarın öbür gün e, Mars'ta bir koloni e, kurulduğunda oraya gidecek insanlar sıkıntıdan e, ilk yapacakları şey e, kazanabilecekleri kadar bir yere... E, bir izler bırakmak olacaktır. Yani e, insanın şu doğasında var olan bir şey. Bakıyorsun Wikipedia'ya yaz e, ilk tanrı diye. İşte Almanya'nın e, Güneydoğusu tarafındaki mağaralarda bulunmuş. E, çenikten falan yoltulmuş. Bir takım e, tanrı olduğu ya da işte kadın bir figürü olduğu için öyle e, tahmin ediyorlar. Ay tanrıça e, evet. niyetini. E, kemikten yoğurtulmuş basit figürünler. Ama, e, karbon testi vesaireye e, göre işte 100 bin yılın üstünde yani bunlar geçmiş. Şöyle 100 bin yıl wow. hayal bile edemediğimiz bir geçmişiyiz bizim. Yani ne yapıyor, ne ediyorduk, nasıl yaşıyorlardı hangi hayvanlardan kaçıyorlardı, hangi soğuktan nasıl korunuyorlardı falan filan. Tahmin bile dememez. O Ama birisi o zamanın bir sanatçısı. <laughs> Kemiye ben bir şeymiş Ve hatta tahmin o ki Homo e, sapiens sapiens değil belki Homo albericus falan olabilir diyorlar. Yani uzak akrabalardan bir tanesinin saat eseri e, olma olasılığı var. Şimdi bağlayacak olursam e, sanatsal ifade e, ihtiyacı aslında ben buradayım deme ihtiyacı. Peki sen o zaman şunu söyleyeceğim ee, ki yavaş yavaş da kapatalım zaten. Bu e, tekrar bu şeye dönecek olursak senin başlattığın eğlenceli kısma yani her şeyin <laughs> e, teknoloji tarafından önü bir buldu ve bizim bir zihinsel faaliyet, bizim bir kurgu, bizim bir senaryo, bizim bir roman, bizim bir mimari tasarım, şu bu yapmaya ihtiyacımız bir değil, olmadı. bir gelecekte başa mı dönüyoruz? Hadi. Cennet bahçesine mi dönüyoruz? Elmayı yemek yaratıcı bir tepki mi yoksa sadece bir yaramazlık mı? Ve bir sonraki eğer talibin bir tekerrürü olacaksa, bir sonraki e, kovulma kovulma nasıl olacak acaba? Yani e, o bir kovulma mı yoksa kendini attırma mı? E, Her gerçekten. Yani e, aslında benim de merak ettiğim oydu. Çünkü o sıkıntı e, şimdi zinyak e, şeyi e, düzel ve kaos bütün kültürlerden üzerinde düşünülmüş, hani mitoloji ya da felsefe geliştirilmiş bir şey. Kainatta e, hiçbir şey a, düzen içerisinde kalmıyor. Kaoslar, e, kayma, a, entropi göstermeyi. Dolayısıyla dediğim gibi en başa dönersek biz bir şekilde kendimizi kov, e, kovdururuz. Bu kovulma da aslında ee, daha sonraki sanat eğitiminin, Belki ilk hamlesi olacak çünkü bir özel yine sadece insana özgü bir inisiyatif olacak belki. Nasıl kapatacağız? Belki de böyle kapatacağız. Okey. Ne diyelim yani? Bilmiyorum. Ya aslında bu güzeldi bu ha. şey formülü güzeldi. Ne yapsak acaba? orada bir trin bozu. Ya nah, inisiyatif olacak. Orada <laughs> <laughs>